Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim عليه وعليهم كثيرا كثيرا. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, bir Ecir Kapısı programında daha sizlerle birlikteyiz. Evvela 3 aylarınızı hepinizin tebrik ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu mübarek 3 aylarda hayırlı ibadetleri hepimizi muvaffak eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif yaklaştığında ibadetlere daha çok ihtimam gösterdiğine dair pek çok hadis-i şerifler var, pek çok rivayetler var diyelim. En çok orucu Şaban ayında tutarmış, Recep ayında da pek çok oruç tuttuğuna dair rivayetler var. Meşayih-i kiram, selef-i salihin bu ayları normal zamanlardan daha ziyade ibadetlerle geçirmeye gayret etmişler. Normal zamanlardayaptıkları hayır hasenattan daha fazlasını yapmaya gayret etmişler. Oruçlarını, ibadetlerini daha fazlalaştırmışlar. Teheccüd namazına daha fazla kalkmışlar. 5 vakit namazı camide, cemaatte zaten onlar kılarlarmış ama ibadetlerin diyelim sayısını artırmışlar. Bu zamanları onlara benzemek suretiyle, esnafımızın yapmış olduğu hayır amellerle bizler de geçirmeye gayret etmeliyiz. Allah Celle Celaluhu hepimize bu güzel zamanların kıymetini bilmeyi nasip etsin. 3 aylar normal hayatımız, günlük hayatımız içerisinde günlük hayatımız bir maraton gibi geçiyor. Bir hız haline geldi. Sonra ahir zaman her şey böyle aylar gün gibi, seneler ay gibi geçiyor. Zamanlar çok hızlı geçip gidiyor. Bu hız içerisinde biraz dinlenmeye, manen kendimizi Allah Celle Celaluhu'ya vermeye bir zaman olarak bize bir fırsat olarak, bir fırsat penceresi olarak geliyor 3 aylar. İnsan hayatı malum biliyorsunuz büyük bir hızla devam ediyor diyoruz ya. Aslında çabucak geçip gidecek bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Ahiret alemi sonsuz arkadaşlar. Ahirette bir gün Kur'an-ı Kerim'de 2 tane ayet-i kerime var. Bir tanesinde 1000 yıl, bir tanesinde de 50 bin yıllık gün var diyor Allah Teala Celle Celaluhu. Me'ariş suresinin baş tarafındaki ayet-i kerimede Allah'ımız öyle buyurur. Ta'rucul melâiketü ve ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50.000 sene. Melekler ve Cebrail aleyhisselam Allah'ın huzuruna öyle bir günde çıkarlar ki sizin sayabildiğinizden 50 bin yıl eder diyor. Ahiret senesi ya yani ahiret günü diyelim bir günü böyle 50 bin yıl olan bir günü 50 bin yıl olan ve hiç bitmeyecek olan bir ahiret hayatına göre bizim buradaki hayatımız o bir güne göre birkaç dakika arkadaşlar. O kısacık hayatımızı da dünyaya harcıyoruz, ahirete bir yatırımımız olmuyor. Halbuki ebedi hayatımız için yatırım yapmalıyız. Bugün faturalarımız var, kiralarımız var. Ay sonunu düşündüğümüz için günde 8-10 saat çalışıyoruz. Ama aynı şekilde ahireti düşündüğümüz için hiç çalışmıyoruz. Ahireti düşündüğümüz için aslında çok çalışmalıyız. Çünkü burada dediğimiz gibi ahirete nispetle söylüyorum birkaç dakika kalacağız. Anlık bir buluşmadayız burada ama ahirette ebediyen kalacağız. Bu anlık buluşmada, bu kısacık hayatımızda ahiret hayatımız için yatırım yapalım. Şimdi bugün Ecir Kapısı programındayız malum. İsmaila'da İsmaila Külliye'mizin yatakhane bölümünün inşaatında birinci parselin inşaatını yapıyoruz. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra buranın arsaların alımları ile ilgili anonslarda bulunduk. Halkımız bu hususta gerçekten çok duyarlı davrandılar. Allah kendilerinden yardım edenlerden razı olsun. Yardım etmeyip gönlü olanlardan da Allah razı olsun. Çok güzel teveccühler aldık. Arkadaşlarımız, dostlarımız, sevenlerimiz buranın arsaların alımı hususunda bize çok güzel desteklerde bulundular. Arsalarının işlemleri devam etti elhamdülillah. Şimdi birinci parselin temel hafriyatı alındı ve ilk temeli atıldı. Birinci böyle toprak seviyesine çıkmaya başladık. Bodrum kısımları bitti. Burası hallolduktan sonra, burası giriş kısmı hallolduktan sonra diğer parselinde şeyler yapılacak. Dediğimiz gibi burada bir inşaat yapmak gerçekten çok zor.
Parseller küçücük, sokaklar daracık ve yan yana binalar, böyle hepsini bir anda, nasıl diyeyim, kocaman bir arsanın ortasında bir iş yapıyormuş gibi değil yani. Hepsini bir anda hafriyatını al çıkart hepsini yap değil de parça parça yapıyoruz. Bir parçasını alıyorsun, oranın kısmıyla ilgileniyorsun, yapıyorsun. İkinci parçasını yapıyorsun, üçüncü parçasını yapıyorsun. Bölüm bölüm halledebiliyorsun ancak. Şimdi burada da birinci parselin inşaatı ile ilgili hafriyatını aldık elhamdülillah. Onun bodrum kısmı, yani temel toprak altında olan kısmı hal oldu. İşte toprak üstüne çıkmaya başladık şu anda. Demirleri bağlanıyor. Ardından işte betonları atılacak inşallah. Allah Celle Celaluhu yardım edenlerden razı olsun. Yardım etmek edemeyip gönlü olanlardan razı olsun. Dua edenlerden razı olsun. Bu mübarek 3 aylar içerisinde Allah Celle Celaluhu bizi, hepimizi hayırlı amellere, hayırlı ibadetlere, oruçlara, namazlara, sadakalara, hasenatlara hepimizi muvaffak eylesin ve bizi Ramazan'a ulaştırsın ve bu güzel ayların, bu mübarek manevi mevsimin feyzinden, bereketinden hepimizi istifade etmeyi nasip etsin. Gereği gibi buralarda salih ameller yapmayı Allah Celle Celaluhu hepimize ihsan etsin diyorum. Şimdi Ramazan-ı Şerif'e 3 aylardayız. Elhamdülillah aşevimiz de şu anda 5500'e en son ulaşmıştı günlük yemek sayımız. Gün be gün dediğimiz gibi onun yardımı arttıkça o da artacak. Burayı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü aşevi ile ilgili biz hani bir yerin, özellikle bir medresenin, bir yerin sıcak yemeğini üstlendiğimiz zaman onu daimi hale getirmemiz lazım. Hani bir seferlik verirsiniz, bu öyle olmaz. Bir ay verirsiniz, bırakırsanız bu da olmaz. 3 ayda da olmaz. Onu eğer üstleniyorsanız hep yapmanız gerekiyor. Çünkü o mekanın diyelim bir mutfağı var, bir aşçısı var ve oranın bir arabası var, bir dışarıdan tedarikçisi var. 3 tane 5 tane çalışanı ve bir şekli, bir şemhali vardı oranın. Siz ben aşeviyim işte efendim, siz masraf etmeyin, size yardım edelim diyorsunuz. Tamam diyor orası da, hadi bakalım 50 kişilik kursun yemeğini üstleniyoruz demek. Bu önümüzdeki en asgari bir yıl içerisinde hiç bu adamlara hayır demeden devam ettirmeniz demek. 50 kişi günde demek, efendime söyleyeyim, aylık 1500 kişi eder. Ayda 1500 kişilik bu sefer yemek çıkarıyor olman gerekiyor sırf orası için. Ve senelikte buna keza bunun devam etmesi lazım ve daimi olması lazım. Dolayısıyla hani 10.000 kişi kapasiteli aşevimiz var, evet. Onu faaliyete geçirdik, evet, ama 5500 kişilik verebiliyoruz. Neden? O her arttırdığınız miktarı en az bir yıllık sizin taahhüt etmeniz lazım ve bırakacağınız zaman da inşallah bırakmayız diyelim. Muhalif farz bırakacağın zaman da asgari 3 ay öncesinden haber vermen lazım. Dolayısıyla da sen buna çok iyi hazırlanmış olman lazım ki ben sana bu yemeği, yemeği burada pişirebilirsin. Önemli olan onun devamını, yani finansmanını sağlamak. Mühim olan o finansman senin elinde hazır da olmadan, ya ben senin yemeğini vereyim dersin, yarın sabah veremezsin. Bu sefer 3 veya 15 gün sonra veremezsin, bir ay sonra veremezsin. Bu sefer oradaki hem medresenin, hem çalışanların, hem bölgenin, artık kime bunu yapıyorsanız, yardım ettiğiniz kişiyi yardım etmiş değil de mağdur etmiş olursunuz. Bu sebeple biz şu anda 5500 kişilik yemek çıkartıyoruz. Yani günlük 5500 kişiye ulaşıyoruz elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bu hususta gayretlerimizi bize ihsan etsin. Bize halkımızın da desteklerini nasip etsin de inşallah 10.000 kişiye çıkalım. Ama dediğim gibi onu çıkartmak da ciddi bir destek ve gayret istiyor. Ne yapıyoruz biz burada aşevinde pişen yemekleri? Aşevimizin katı, bak bu katın hizası hemen oluyor. Aşevimizde yemekleri pişiyor. Kendi arabasıyla ihtiyaç sahiplerinin, fakirlerin, dulların, yetimlerin, hafızlık yapan medreselerin, Arapça okutan medreselerin kapısına kadar götürülüyor. Yemekleri teslim ediliyor ve onlara günlük sıcak yemek ihtiyaçları ulaştırılmış oluyor. Özellikle yaşlı olup evinde yemek pişiremeyen ihvanlarımıza, hasreten yaşlılara yemek götürüyoruz ki bunların her birisi ayrı ayrı büyük işler arkadaşlar. Buradan hani biraz ifade etmiş, zikretmiş olmak istiyorum. Çünkü çok meşakkatli bir şey. Bir sabah çıkıyorsun, bir arabaya gönderiyorsun, bir tur atıyor,
diyelim 50 kişilik yemek koydunuz, 50 ayrı bazen kapıya gidiyor, sosyal yardım arabası yola çıkıyor. Burada çarşamba oluyor, trafik oluyor, o çocuklar gidip geliyorlar, bir daha gidiyorlar, bir daha gidiyorlar. Büyük bir iş, büyük bir külfetle birlikte bu işi yapıyoruz. Bunu severek, isteyerek, gönüllü olarak yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu yardım edenlerden razı olsun, destek edenlerden razı olsun. Külliyemizde Tekamül İhtisas Medreselerimizin yatakhanesinin inşaatı önündeyiz. Elhamdülillah Tekamül İhtisas Medreselerimiz faaliyete girdi. Tekamül Medresesi'nin ne demek olduğunu ilk defa duyan için söylemek istiyorum. Tekamül, Türkiye üzerinde pek çok yerde bulunan medreselerimizden icazet alan, yani 5 yıl Arapça eğitimini, hadis, fıkıh, tefsir eğitimini tamamladıktan sonra icazet alan hoca kardeşlerimiz arasından buraya müracaat edenlerden imtihan suretiyle, yani ayrıca bir imtihana daha girmeleri suretiyle buraya alıyoruz. Burada aldığımız hoca kardeşimiz 2 yıllık tahsilini bitirdikten sonra eğer devam etmek isterse ve imtihanlarda da başarılı olursa ondan sonra da ihtisas medresemiz onları alıyoruz. Orada da ne yapıyoruz ihtisas medresesinde? İşte bugünlerde mesela malum Türkiye genelinde pek çok şeyler oluyor. Adam siyer kitabı yazmış, Resulullah'a hakaret ediyor. Ya siyer, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlatmak, bir sonraki nesle en güzel şekilde aktarmak için, hakaret etmek için değil ya. Yani bir efendim söyleyeyim, Vatikan'dan papaz getirsek bu adam kadar Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edemezdi. Yani adam ağza alınmayacak şeyleri hakaret olarak söylüyor. Bir de siyer anlattığını söylüyor. Bir başkası tefsir yazdığını söylüyor ama ayetleri reddediyor, inkar ediyor veyahut alay ediyor. İşte bütün bu bozuk akımlara, fikirlere, durumlara karşı İsmail Ağa'dan biz ne yapmaya çalışıyoruz? Gerçek alimleri, ehli sünnet alimleri, ayet-i kerimede geçtiği üzere Rabbani alimleri yetiştirip ümmet-i Muhammed'e işin doğrusunu anlatıp ümmet-i Muhammed'in hem imanını, hem itikadını, hem amelini, hem yaşantısını, hem de geleceğini muhafaza etmek üzere buradan İslam alimleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de burada bir medresenin yatakhanesini inşa ediyoruz. Şu anda külliyemizin yatakhanesi yok. Yatakhane yerine kütüphaneyi kullanıyoruz. Kütüphaneyi faaliyete alamadık. İçinin kitaplarını alamadık. Sebebi ne? Çünkü yatakhane yeri yoktu talebeleri. Dolayısıyla şu yatakhanelerimiz bitince orada da çok güzel bir külliye kütüphanesi de faaliyete geçireceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu cümlemizi dünya ve ahiret hususunda en güzel işleri yapmaya muvaffak eylesin. Dünyamızı mamur eylesin. Helalinden kazanmaya, helal rızıklarla yaşamaya bizleri nasip eylesin. Ahiretimizi mamur eylesin. Buradan ahiretimizi kazanacak hayırlı ameller, hayırlı ibadetlerle, hayırlı işlerle başarıp muvaffak olmayı Allah Celle Celaluhu cümlemize ihsan eylesin. Şimdi külliyemize, arşivimize yahut yardım yapmak isteyenlere ismailaderneği.org.tr adresinden, internet sitesinden girip panelden bağış yapabilirsiniz. Ya da ismailakülliyesi.com adresinden de girmek suretiyle oradan da yine bağışlarınızı yapabilirsiniz. Ya da İsmail Ağamızın çağrı merkezini arayabilirsiniz. 0850-811-7777 oldu. Çağrı hattımızdan bizleri arayarak yardımlarınızı yapabilirsiniz. Çağrı merkezimizle ilgili bir şey daha hasreten söylemek istiyorum. Çağrı merkezimizin İsmail Han çağrı numarası 0850-811-7777'den hariç başka bir numaradan arayıp biz İsmail Han'dan arıyoruz, sizden yardım istiyoruz diyenlere lütfen itibar etmeyin. Her güzel şeyin sahtesi başına musallattır arkadaşlar. Bizde de burada çok güzel bir faaliyet yapıyoruz, iyi bir iş yapmaya gayret ediyoruz ama maalesef efendim buranın ismini kullanmak suretiyle pek çok yanlış çağrılar yapanlar da var. Bu hususta da halkımızı uyandırıyoruz. Allah Celle Celaluhu yapacağınız hayır hasenatı, yaptığınız güzellikleri kabul etsin ve bizi, dünyamızı, ahiretimizi cümlemizin mamur eylesin. Üç aylarınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethiran.